Beton güçlü bir malzeme. Betonu seviyoruz çünkü zaman içinde durdukça daha güçlü ve sert bir hale geliyor. Fakat yol ve bina yapımında beton yeterince sağlam bir malzeme değil. Peki, beton yol ve binaları nasıl yapabiliriz? Şu şekilde bir beton parçamız olduğunu ve bunu köşelerinden desteklediğimizi düşünelim. Bu betonun üzerine çok fazla kuvvet uyguladığımız zaman bu kuvvet betonun şekil değiştirmesine sebep olur ve bunun sonucunda beton eğilir. Daha önce de gördüğümüz üzere maddeler şekil değiştirdiği zaman geri çağırıcı kuvvetler oluşturarak eski hallerine dönmeye çalışır. Ve zorlanma adını verdiğimiz bu geri çağırıcı kuvvetlerin büyüklükleri şekil değiştirme miktarına bağlı olarak değişir. Bu eğilmiş betona dikkatlice baktığımız zaman eğrinin içinde kaldığı için üst kısmın kısaldığını, alt kısmın da uzadığını görürüz. Kısaldığı için de üst kısım belirli bir sıkışmaya uğrar üst kısım sıkışmış durumda. Dolayısıyla burada büyük miktarda basma zorlanması var. Yani üst kısımda sıkışma var. Alt kısımda ise burası dışarıdaki uzun kısım olduğu için burada ise gerilme var. Gördüğünüz üzere çekilmiş gibi duruyor. O yüzden bu kısımda ise gerilme var deriz. Bunu şu şekilde bir örnek yardımıyla görselleştirebiliriz. Diyelim ki elimize şöyle bir profil olsun ve içinden bir sürü çubuk geçirmiş olalım. Eğer bu profili betonu eğdiğimiz gibi eğecek olursak, üst kısımdaki çubuklar birbirine yaklaşır. Aynı şekilde betonun üst kısmındaki moleküller de çubuklar gibi birbirine yaklaşır. Bu yüzden üst kısımdaki çubuklar için sıkıştırılmış diyebiliriz. Benzer şekilde alt kısımdaki çubuklarsa birbirinden uzaklaşmış. Dolayısıyla betonun alt kısmındaki moleküller de birbirinden uzaklaşır ve bu yüzden çekme zorlanması ya da bir gerilme ortaya çıkar. Betonun gevrek bir malzeme olduğunu biliyoruz. Yani kolayca kırılan bir özelliği var. Tabii ki bu özelliği onun sağlam olmadığını göstermiyor. Eğer üzerine fazla bir zorlama uygularsak ve elastik bölgeden çıkarsak gevrek olması betonun hemencecik kırılacağını söylüyor. Betonun bir başka özelliği ise çekme zorlanmasına kıyasla beton yüksek basma zorlanmasına sahip. Görünen o ki betonun basma zorlanmasına olan dayanıklığı yine de diğer bir deyişle basma dayanıklılığı çekme dayanıklılığına göre 10 kat daha fazla. Aslında bu şu anlama geliyor. Beton basması zorlaması uyguladığımız zaman çekilmemize gerek yok. Basma kuvvetlerine karşı direnci oldukça yüksek ama çekme kuvvetlerine karşı olan direnci de bir o kadar düşük sonuç olarak eğer bu ağırlık çok fazla gelirse betonun alt kısmında çatlamaya başlar bu tahmin edebileceğiniz gibi oldukça kötü bir şey çünkü ilk olarak bu çatlamayı göremiyoruz ve eğer betonun alt kısmı çatlarsa bütün yol çökebilir bu da çok kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir öyleyse betonu nasıl güçlendiririz bunu yapmak için genellikle betonun alt kısmını çelik çubuklarla destekliyoruz. Çelik çubuklarla betonu destekliyoruz. Bakın buraya çizdiklerim çelik çubuklar. Çelik hakkındaki güzel şey şu. Beton basmaya dayanıklı ama çekmeye karşı dayanıksız bir malzeme dedik. Çelik ise beton gibi aynı basma ve çekme dayanıklılığı oranına sahip. Ancak çok daha yüksek zorlanmalara karşı dayanabiliyor. Dolayısıyla betonu çelikle desteklediğimiz zaman bütün betonu güçlendirmiş oluyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Çelik çubukları yere koyuyoruz. Ardından üzerine beton döküyoruz. Çelik çubukların üzerine beton döktükten sonra çelik çubukların en altta olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü alt kısımda bir desteğe ihtiyacımız var. Ardından betonun çelik çubuklarla bir bağ kurmasını bekliyoruz. Beton çelikle birleştikten sonra üzerine aynı ağırlığı koyunca benzer şekilde beton yine biraz eğilecek ama önceki seferki gibi çok eğilmeyecek. Çünkü bu sefer betonu çelikle desteklemiş olduk. Yine de bir miktar eğilmeye uğrayacak. Betonun en altında etki eden çekme kuvvetleri bu sefer betonla çelik arasında paylaşılacak. Ve çelik betondan daha güçlü olduğu için çekme kuvvetlerinin çoğu çelik tarafından karşılanacak. Vücudumuzdaki kemikler de aynı sistemle çalışıyorlar. Bir ağırlık kaldırdığınız zaman ağırlığın çoğunu aslında kemikler taşıyor. Ağırlığın çok küçük bir kısmını kemiklere bağlı kaslarınız yardımıyla taşıyorsunuz. Burada ise beton kaslarınız. Çelik ise bütün bu sistemin kemiği görevini görüyor. Eğer bu sistemin üzerine çok fazla ağırlık yüklemeye başlarsanız çekme kuvvetleri gittikçe artar. Çelik üzerindeki yükü Çoğunluğunu karşılıyor olsa bile betonda küçük bir kısım yük karşılar ve üzerlerindeki yük arttıkça aynı şekilde betonda yine çatlaklar meydana gelir. Bu durumun aynısı vücudumuzda da gerçekleşiyor. Eğer çok fazla ağırlık kaldırırsanız yük çok ağır olsa da kemikleriniz buna dayanabilir. Ama yük kemikler ve kaslar arasında paylaşıldığı için kaslarınız zarar görebilir hatta kas yırtılması bile olabilir. Burada da buna benzer bir durum oluyor. Çelik oldukça sağlam bir malzeme. Ancak kuvvetler bölüşüldüğü için eğer çok fazla yükleme yaparsanız betonun alt kısmında çatlaklar oluşur ve bu hiç iyi olmaz. Desteklenmiş beton oldukça sağlam. Tamam ama bunu biraz daha güçlendirebilir miyiz? Elbette buraya kadar çok çelik çubuk koyabiliriz ama sonuçta belli bir sayıda çelik çubuk koyacak yerimiz var, değil mi? Bunun yanı sıra betonu güçlendirebilecek başka bir şey yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Betonu güçlendirmek için bu destekleme işlemini biraz değiştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde çelik çubuklarımızın üzerine beton dökeceğiz. Ama bunu yapmadan önce bu çelik çubukları çok büyük kuvvetler kullanarak çekiyoruz. Bu çelik çubukları şöyle çekmemiz gerekiyor. Çelik çok güçlü bir madde olduğundan ancak çok çok büyük kuvvetler kullanarak çekebiliyoruz. Ve bu çekme kuvvetlerinden dolayı çeliğimiz uzayacak. Şöyle bir uzama yaşayacak. Bu durumda çelik çubuklar üzerinde bir zorlanma olacak. Bakın burada işler ilginçleşmeye başlıyor. Çelik çubuklar bu çekme kuvvetleri altındayken üzerlerine beton dökeceğiz. Üzerine beton döküyoruz ve çelik çubuklar hala bu şekilde çekilmiş duruyor beton sertleştikten ve çelikle bağ kurduktan sonra bu çekme kuvvetlerini kaldıracağız. Peki bunu neden yaptık? Çelik şu an bir zorlanma altında olduğu için çelik eski haline geri gelmeye çalışacak ve geri çağrıcı kuvvetler çelik üzerine etki edecek. Ama çelik geri gelemeyecek çünkü üzerinde çok fazla beton var. Beton çelikle bağ kurduğu için bu geri çağrıcı kuvvetler betonmuş gibi davranacak. İşte bunun sonucunda beton sıkıştırılmış olacak. Bu kısmı anladınız mı? Çelik çubuklar bu kısımda eski haline geri gelmeye çalıştığı ve betonla bağ kurduğu için beton alt kısmında bir sıkışmaya maruz kalacak. Burada bir sıkışma olacak. Peki, bu sıkışma ne işimize yarayacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Betonun alt kısmı sıkışmaya maruz kaldıkça alt kısımdaki moleküller birbirine yaklaşacak ve uzunluğu üst kısma göre kısalacak. Ama hatırlayın beton levhamız bu şeklini koruyamayacak. Alt kısımdaki sıkışma yüzünden beton yukarıya doğru şu şekilde bükülmeye başlayacak. Yani bu beton levha üzerinde herhangi bir yük olmamasına rağmen eğik bir halde ve üzerinde bir zorlanma var. Dolayısıyla alt kısmında bir sıkışma olacak ve bu yüzden üst kısmında ise biraz gerilme meydana gelecek. Ama bu işlemi yaparken çekme kuvvetinin çok fazla olmadığını ve betonun çatlamayacağını kontrol etmemiz gerekir. Bu tür bir beton üzerine herhangi bir yük koymamış olmamıza rağmen belli bir zorlama altında. Bu tip betonlara ön gerilmeli beton diyoruz. Aslında adı üstünde. Ön gerilmeli çünkü kullanmadan önce bile üzerinde belli bir zorlanma var. Bunun bize nasıl faydası olabileceğini görebiliyor musunuz? Şimdi bu levhaya yük koymaya başladığınız zaman üzerine şu şekilde mutlu ağırlıklardan koyarsak yükün aşağı doğru olan kuvveti sayesinde beton eski haline geri dönebilir. Yaptığımızı daha basit anlatacak olursak üzerine koyacağımız yükün betonu aşağı doğru eğeceğini bildiğimiz için bunu engellemek adına betonun en başta diğer yönde eğilmesini sağlıyoruz. Bu sayede üzerine yük koyduğumuz zaman eğilmeyi dengeliyor ve beton rahatlıyor. Üzerindeki yüke rağmen beton şu anda daha rahat olduğu doğal haline geri geldi. Sonunda artık daha fazla yük taşıyabilen bir beton oldu. Öngermeli betonları günümüzde baraj yapımında, yol yapımında, bina yapımında kısaca her yerde kullanıyorlar. Betonun ve çeliğin elastik davranışını anlamak betonu daha da güçlendirmemizi ve çok sağlam bir malzeme haline getirmemizi sağladı.